Tabii Turgut Özal Üniversitesi'nin Malatya'mıza açılması ve Turgut Özal isminin olması hakikaten Malatya açısından bir onurdur. Ayrıca Aysun Hanım gibi hakikaten çalışkan, gayretli, memlekete hizmet etme sevdası olan bir rektörümüzün de Turgut Özal isimle mütenasip olarak buraya atanması hakikaten takdire şayan bir hadisedir. Biliyorsunuz buranın tarihi geçmişine baktığımızda özellikle Malatya Selçuklar döneminde üniversiteler ve eğitim merkeziydi ve şahsedeler şehriydi. O dönemde burada iki üniversite vardı. Şahabey Kübra Medresesi ve Şahabey Sura Medresesi olmak üzere. Biz bu üniversitenin yerini 2. Ordu Komutanlığı'nda talep ettiğimizde 2004 yılında ve dedik ki Malatya'da geçmişte iki üniversite var. Şimdi de iki üniversite olması lazım. Buranın yerini bize devrederseniz bura inşallah ileriki zamanda Malatya'da ikinci bir üniversite olma noktasında emin adımlarla ileriye doğru yürüyecektir dedik. Sağ olsunlar o dönemdeki iki paşamız bu konuda yoğun çalışmalar akabinde burada 435 dönüm araziyle birlikte içindeki müştemilat ve binalar ile birlikte devrini yaptı. Akabinde 200 dönümde Tarım Bakanlığı'nda Ziraat Meslek Lisesi'ne ait olan yeri aldık ve 635 dönüm yeri üniversitemize devrini gerçekleştirdik. Ve tabii üniversiteye devri gerçekleştikten sonra meslek okullarının açılması, akabinde fakültelerin açılması noktasında da hakikaten o şartlarda ve o dönemde bizzat belediye başkanı olarak gerek yok anlamında gerek Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerek de Bakanlar Kurulu nezdinde çabalarımız oldu ve akabinde de buraya iki fakülte ve beş tane meslek okulu bu kampüsün içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Bugün de artık yeni bir üniversite unvanıyla Turgut Özal Üniversitesi unvanıyla yeni bir üniversitemiz oldu ve arzuladığımız, hayal ettiğimiz her şey aslında rücu eder mantığı içerisinde. Yani Şahabey Sura Medresesi tabiri caizse Turgut Özal Üniversitesi de burada ihya edildi. Ve hakikaten Aysun Karabulut hocamız gerçekten de bu konuda çalışmasıyla, gayretiyle ben inanıyorum ki buranın isminin de Turgut Özal'a yakışır, yaraşır bir şekilde eğitim, öğretim açısından, bilim, teknik açısından ve üniversitenin uluslararası misyonu açısından önemli hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum. Biz de bu konuda tabii Aysun Hanım'ın çalışmalarının hep yanında olacağız. Onu destekleyeceğiz. Netice itibariyle Malatya'mız geçmişte nasıl şahsedelerin eğitim merkezi olan bir şehirse gene bu dönemde de inşallah Malatya eğitim merkezi hüviyetine bürünecek ve buradaki çalışmaları da biz yakinen takip edip destekleme noktasında elimizde gelen gayreti göstereceğiz. Bu çerçeve içerisinde geçmiş dönemde yapmış olduğumuz çalışmalar oldu ama yeni üniversite olması hasabıyla de bütün fen işlerimiz, park bahçelerimiz ve diğer birimlerimiz şu anda üniversite kampüs alanında yoğun çalışma içerisinde. Gerek ki altyapı düzenlemelerini yaptılar, gerek otoparklarla ilgili, bahçelerle ilgili, çevre düzenlemesiyle ilgili, yol artelleriyle ilgili çalışmaları belli bir aşamaya getirdiler. Bugün de burada asfalt serimi gerçekleştirilecektir. İnşallah bu üniversite hem fiziki yapısı itibariyle hem içerik olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin ifa edilmesi anlamında Türkiye'de Özal'ın adına yakışır bir üniversite olması yönünde emin adımlarla gidecek. Rektörümüz Aysun Hanım bu konuda da hakikaten ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma ve gayret içerisinde. Ben yakinen de takip ediyorum kendilerine hayırlı olsun ziyaretinden hemen sonra da bir ayağı burada bir ayağı diğer taraftan buraya nasıl bir artı katma değer sağlarız o gayret ve çabası içerisinde. İnşallah birlikten kuvvet doğacak. Biz el ele vererek burayı Özal'ın ismine yakışır yaraşır bir üniversite olması noktasında elimizden gayreti göstereceğiz. Bu çalışmaların Turgut Özal Üniversitemize ve buradaki okuyan öğrencilerimize ve öğretim üyelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aysun Karabulut hocamıza da görevinde başarılar diliyoruz. Biz hep yanında olacağız, yanında olmaya devam edeceğiz. Buranın
aslına, Özal'ın ismine mütenasip bir şekilde gelişmesi için elimizde gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu çalışmaların tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu göreve atandıktan sonra ilk işimiz buralarda gelişimi, yerleşimi, üniversite misyonuna yaraşır bir şekilde çalışabilmek için tarımın olmazsa olmazı olan bölge, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten medreselerin bulunduğu alan olması, bir nevi öğrencilerin yetişirken de dediğim gibi tarımla, hayvancılıkla iç içe olduğu, Ziraat Fakültesi'nde burada güçleneceği bir yer olması vesilesiyle Sayın Başkanımıza, Selahattin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve diğer taraftan bize destek vermek üzere diğer tüm büyüklerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü üniversite ancak şehirle bütünleşik olursa ve bürokrasinin içerisinden gelen ekibin desteğiyle olursa ve aynı zamanda biz hani bir yandan işte personel istihdamı, bir yandan işte üniversitenin içindeki öğrencilerin eğitim öğretimi, diğer taraftan da daha önce bizim de hocalarımızın da birlikte yapmış olduğu kayısının geliştirilmesi ve üretime sunulması alanında yapılacak yeni işte akredite laboratuvarların açılması, bu anlamda kaliteli üniversitemiz misyonuna yaraşır şekilde olması için elimizden geleni yapacağız. Burası bir şehir üniversitesi olma misyonuyla yola çıkıp aynı zamanda Türkiye ve dünyada Allah nasip ederse inşallah sıralamada öncü ve Turgut Özal'ın geçen cuma günü de Sayın rahmetli Turgut Özal'ın mezarını ziyaret ettik. Yasin okuduk. Ondan sonra da hanımefendiyi Selma Hanım'ı ziyaret ettik. Onlar da bu durumdan çok memnun olduğunu, çok teşekkür ettiğini, her türlü hem yani şehrin bundan sonraki süreçte de bize vereceği desteklerle ilgili tüm başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza ve buradaki şehirdeki gerek valimize, Büyükşehir Belediye'mize ve tüm vekillerimize ayrı ayrı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Battalgazi yöresinin kendine özgü çok ayrı bir takım tarımın gelişmesi alanında çok üstünlükleri var. Diğer taraftan şehrimizin güzelliği var. Malatya'mızın öz kaynakları çok güzel. İnşallah Allah nasip ederse bizim de yapmış olduğumuz geleneksel tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarımız var. Bu alanda da güzel. Gerek içme sularımız gerekse eğitim araştırma boyutunda yapılacak desteklerle çok güzel çalışmalara imza atmak üzere de projelerimizi hazırlayıp bunlarla ilgili de görüşmelere devam ediyoruz. Bu anlamda bundan sonraki süreçte de gerek yol çalışmaları olsun, gerek diğer tüm çalışmalar olsun. Öğrencilerin bugün sabahleyin gelişinde karşıladık. Bir sağ olsun belediyelerimiz çorba ikramında bulundu. Battalgazi bölgesinin burada olmaktan ayrıca onur, gurur duyuyorum. Çünkü hani diğer taraftan şehir üniversitesi deyince insanın aklına biliyorsunuz çok güzel isimleri var. Şehir hastanesi gibi. Biz de bu boyutta gerek tarımsal, gerek hayvancılık, gerekse öğrencilerin yetiştiği alanlarda üniversite kendine yaraşır şekilde çalışıp ve aynı zamanda da katkı sunabilirse ne mutlu bize. Gelecek yeni neslin elinde ve aynı zamanda bizlerin yetiştirdiği, üniversiteden istihdama yönelik de projelerin yapıldığı ve onların da mesleki kursların verildiği bir alan olsun. Tarım da bilimden geçsin diyoruz. Ayrıca şahsında hem Battalgazi Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı güzel bir ev sahipliği yaptılar. Ve aynı zamanda da yine bundan sonraki süreçteki gelişim açısında da tüm desteklerinden şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah yeni eğitim öğretim yılımızda hayırlı olur. Ulaşım sorunu vesaire hepsinin çözülmesi vesilesiyle tüm destek veren ekibe ayrıca bir daha teşekkür ediyorum. Üniversitem adına tüm öğretim üyelerim ve ekibim adına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.